Merhaba, Kadın kanalına hoş geldiniz. Ben Zeynep. Bugün Ege'de bir köyden size video hazırlıyorum. Zaten arkamda zeytinlikler var. Buraya gelmemin sebebi canım arkadaşım Melike burada oturuyor. Melike'yi ben liseden beri tanıyorum. Ve tabii bu kadar uzun bir sürelik bir arkadaşlıkta içli dışlı artık her tarafını bildiğim bir kadın. Coğrafi olarak bazen çok yakın yerlerde yaşadık. Bazen de çok uzak yerlerde yaşadık. Ama Melike her zaman benim kalbimde. O yüzden bugün onunla bir video çekeceğiz. Melike, bize biraz buradan ve kendinden bahsedebilir misin? Tabii ki. Öncelikle merhaba Kadın Kanalı. Ben Melike. Ben burada bir senedir yalnız yaşıyorum. Bu benim çocukluk hayalimdi. Buraya çok yakın bir yerde bir çiftliğimiz vardı. Çocukken ben yazları buraya geliyorduk. O yüzden çok ayrı bir yeri var buranın benim gönlümde diyelim. Doğaya ve iklime de burada biraz hakimim. Çok burada büyüdüğüm için yani en azından etrafı da tanıyorum. O yüzden burayı seçtim. İstanbul'da doğdum, büyüdüm ben. Burada toplumdan ve dış dünyadan bağımsız yaşamaya çalışıyorum. Ben burada toplumdan ve dış dünyadan bağımsız yaşamaya çalışıyorum. Tabii bu bir süreç. Yani her şeyde olduğu gibi. Peki ben bunu mesela nasıl yapıyorum? Dış dünyadan bağımsız derken dışarıdan çok fazla bir şeye ihtiyaç duymadan yaşamaya çalışıyorum. Elektriğimi kendim üretiyorum güneş panellerinden. Kuyumu sudan kendim kuyu çıkartıyor. Ben onun sayesinde yapıyorum. İklim el verdiği sürece gıdamı, yemeğimi burada topraktan yetiştiriyorum. Olabildiğince. Hayvanlar geliyor önümüzdeki hafta. Mesela şurada bir kümes var, bakabilirsiniz. Bitirdim ama hayvanlarım eksik. Bunu da çok güzel çöpe atılmış malzemelerden yaptık. Çok geri dönüşümcüyümdür. O özelliğim bu. Evimi de kendim yaptım. Topraktan birazdan girip göreceksiniz. Çok güzel, serin, depreme dayanıklı. Şöyle ki Melike benim hayatımda da doğaya sevgisinden dolayı bana çok katkıda bulundu. İlk defa kampa Melike ile beraber gittim. Muhteşem bir yerdi. Yo, inanılmaz güzeldi ve tabii tecrübeli biriyle gittiğin zaman kampa bayağı hani insan kendini çok güvende hissediyor ve şu anda her sene kampa gitmeye devam ediyorum ben. Çok... Mesela ben 3 senedir çalışmaktan gidemiyorum. Benden daha çok kamp yapıyorum şu an. Ve ondan öğrendiğim şeyleri hani hep onu hatırlayarak gidiyorum kampa. Ve çok hoşuma gidiyor bu. Onun dışında ben hani zaten saç videosunda seyrettiniz. Bu yolculuğa başlamadan önce ilk tanıştığım insan belki Melike'ydi. Melike 4 senedir saçlarını yıkamıyor şampuanla. Ve hani her zaman bana destek verdi bu konuda. Melike ben galiba yapamayacağım, artık yıkamak istiyorum dediğim zamanlar Dayan. Her zaman yanımda o vardı. Dayan, şunu dene. Bugün mesela saçıma yapacağız, çay yapacağız. Evet. Ve bakalım neler olacak, oradan neler öğreneceğim. Aynı zamanda hani bitkisel olarak şifa için bazı bana tavsiyeleri de oldu. İşte bir kere çok kötü dizimi kanatmıştım, bayağı büyük bir yaraydı. O zaman hani ilk sorduğum insan Melike olmuştu. Ne yapacağım ben? Hani bir şey sürebilir miyim bitkisel? O bana kantaron yağını söylemişti ve iyi ki de söyledi çünkü hayatımı değiştiren bir yağ oldu. Nasıl hayatını değiştirdi ya kantaron yağı? Çünkü bundan sonra hep yani o babam da aynı şeyi söylüyor, biliyor musun? Çünkü büyüleyici bir yağ ve bütün yaralarıma, yanıklarıma, her şeyime sürdüğüm bir şey oldu ve bu çok değerli benim için ve hani Melike'nin bu doğaya aşkı gerçekten bulaşıcı ve çok güzel. Şimdi de zaten aynı evine güzel. Geldik. Bir de bir evine bakalım. Kendi tamam. yaptığı, kendi tasarladığı. Evet, görün bakalım. Topraktan evine. Hadi. Hadi bakalım, alalım şimdi bunları. Kendi kantaronunu kendin ayıkla. Okey. Tamam. Madem kantaron yağı... Madem, aynen madem çok seviyorsun yap.
Bizi ilgilendiren kısımları sarı kısımları, çiçek kısımlarını ve burada tomurcukları var. Bunları toplayabilirsin. Yeşiller kalabilir araya, yani mühim değil. Okay. Ama ilgilendiğimiz aktif kimyasal maddesi bu sarıların içinde sana iyi gelen. Okey, tamam. Peki o yüzden, ne yapayım? Nereye koyacağım bunu? Buraya direkt şey yap. Tamam. Daha sonra bunları atacağım. Buradan ben kavanoza doldururum. Peki böyle tomurcuklar da okey diyorsun. Evet evet, tomurcuklar da, tamam. Çiçekler de okey yani. Yapabilirsin. Okay. Peki kuş neden böyle bir hayat tercih ettin? Ya daha önce söylediğim gibi bu benim çocukluk hayalimdi. Ama tabii bu işin duygusal kısmı. Pratiğe gelince bayağı zor. Yani onu söylemek zorundayım yani. Çok ağır iş ve her gün iş. Yaşayan canlılarla uğraşıyorsunuz. O yüzden ben bugün çok yoruldum. Karnım ağrıyor, çalışmayayım gibi bir şey de yok. Her gün çalışıyorsunuz. Sorumluluğun hatta var. Çok büyük sorumluluğum var. Yoksa aç kalıyorsun zaten. Hani yapmak zorundasın. Yoksa gidip zaten geri dönersin o uzak kalmak istediğim toplum ve sisteme. O yüzden yapıyorsun yani. Normal şehirde çalıştığımdan daha fazla çalışıyorum. Bunu söylemek zorundayım. Hem fiziksel hem mental açıdan. Bunun için de burada da aldığım tabii ki eğitim çok önemliydi. Ben tasarımcıyım, o yüzden zaten yaratmayı biliyorum. Ellerimle, fikirlerimle bir şeyi gerçeğe dönüştürme konusunda uzmanım. 6-7 yıllık bir eğitim dönemim var bunun üstüne. Lisans eğitimim mimari tasarım alanı üstüne. Tabii orada çok ekolojik odaklı çalışmıştım. Daha sonraki lisansüstü eğitimim de, aralarda başka küçük eğitimlerim oldu. Sosyal tasarım üstüne aslında. Transdisciplinary Design diye bir şey okudum. Bu da disiplinler ötesi tasarım demek. Bu çok yeni bir şey. O yüzden şimdi burada bunu anlatmak istemiyorum ama genel olarak sistemsel bir düşünce yapısıyla sosyal problemleri tasarım süreciyle çözmek üzerine kurulu bir program. Benim burada hani yaşama şeyim olarak tek bir şey de yok. Aslında her şey, genel büyük resimde her şey bir araya geldi. Hani evet, çocukluk hayalimde, eğitimim, tasarım üstüne falan. Fark ettiğim hani bir şey daha oldu. Bir tasarımcı olarak belki bunu sorgulamaya başladım. Daha böyle farkındalığıma ulaştığım zaman yetişkin hayatımda diyeyim. Küçükken, çocukken fark etmiyorsunuz ya da bu tarz şeyleri çok sorgulamıyorsunuz belki ama. Çevremde, günlük hayatımda yani hepimizin aslında kullandığı şeylerdi bunlar. Ürünlerin çoğunun aslında insana fiziksel ve mental olarak çok zarar verebilecek sağlıksız ürünler olduğunu gördüm ve bunların hepsi birer insan tasarımı ürünüydü. Yani aslında değişmek çok kolaydı ya da değiştirmek bir şeyi. Çünkü tasarım aslında size yaratım gücünü de verdiği için aslında karar mekanizmasını da veriyor. Yani hani siz ortaya ne koyup sürerseniz insanlar onu o şekilde kullanıyor. O yüzden yavaş yavaş günlük hayatımda kullandığım şeyleri kendim yapmaya başladım. Mesela en basitinden ilk olarak şampuan. Hani herkesin galiba bildiği ve takip ettiği bir konu bu, o yüzden. Macun olsun, değişik kişisel bakım ürünleri olsun. Daha sonra tabii büyüdü biraz ev temizlik malzemeleri. Çünkü bunların ne kadar zararlı olduğunu öğrendim. Yıkadığımız çamaşır deterjanından evleri temizlediğimiz ürünlere kadar. Bunların hepsini kendim yapmaya başladım. Tabii bu da uzun bir süreçti. Annemle çok çeliştik bu konuda. Çünkü o Türkiye'ye yeni taşındığım dönemlerde bir süre onların evinde kaldım. Bayağı zorlandık hani. Gerçekten belli bir yaştan sonra da alışkanlık değiştirmek çok zormuş. O yüzden daha farklı tasarımlarla gelmek lazımmış. Onu fark ettim. Ve daha sonra oradan bir çığ gibi büyüdü. Yani şu anda da yapabildiğim kapasitem dahilinde her şeyi kendim yapmaya çalışıyorum. Aslında olayın özü bu. Kendi kendime yetmeye çalışıyorum. Çok güzel bence. Evet. Evet. Yani güzel. Kendi kendine çok bir ev kurman, evet. Kendi kendine aslında yeterli olduğunu görmen, kendi kendine hem besininden tut, hem temizlik eşyasına kadar, temizlik malzemelerine kadar, bakım şeylerine kadar bunları kendi yaratabileceğini görmek. Bunlar çok güzel şeyler bence. Gördüğüm yorumlarda, baktığım yorumlarda, çünkü bizim videolarımıza bir sürü yorumlar geliyor. Bu videoya da bir sürü yorumlar yazın. Hep cevap veriyoruz zaten. Bu yorumlarda gördüğüm şey şu oluyor. Çok siyah beyaz bakıyor insanlar. Ve sanki doğadan beslenmek ya da doğadan çıkan şeyleri kullanmak ve işte atıyorum bu toplumun içerisinde olmak vesaire gibi iki tane uç düşünülüyor. Ya sen işte doğada ve her şeyin doğadan, ya da işte her şeyi satın alıp işte başka şeyler kullanma yerine gidiyor ve sanki bunun arasında bir şey olamaz. Saçımı şampuanla yıkamıyorum diye
yemeğimi ya da vesairemi kendim üretmiyorum. Bu dediğim gibi bir tanesini seçtim diye hepsini aynı şekilde yapmam lazım demek değil ve bu bir seçim bence. İstediğiniz şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi Melike bunu böyle anlatıyor diye tamam eyvallah ben de gidiyorum doğaya zaten demeyin. Zaten bunu diyeceğinizi herkesin zannetmiyorum ama belki birazcık farklı bir bakış açısını görmek, başkasının düşündüklerini dinlemek, belki de hakikaten kendiniz araştırıp bazı şeyleri evinizde kendiniz yapabileceğinizi görmek, bunlara muhtaç olmadığınızı görmek bence çok güzel aynen. ve değerli ve güçlendirici. En önemli noktalarından biri o aynen. Başka evet. hiçbir şeye muhtaç değilsiniz. Hı-hı. Aynen doğa ortasına koy beni. Hı-hı. Ya da gel beraber gidelim. Yaşarız yani. Hani neden olmasın? Bir bıçak gelip. Örümcekleri şöyle bir yaptıktan sonra. Yani burası onların yaşam alanı. Sen onların alanına geldin. Saygı göstermek zorundasın. Dağdan gelip bağdakini kovamazsın dostum. Çok karşıyız ona. Burası onların alanı. Ben onların alanına geldim. O yüzden beraber yaşamayı öğreniyoruz. Evet, zaten hepimiz doğanın bir parçasıyız. Bu doğanın. Biz bu doğa içinde var olduk. O yoksa biz yokuz. Ama biz yoksak o var yani. Biz zayıf halkayız bu sistem ve zincirdeki. Evet, yani burada doğaya zarar veriyorsak da doğaya değil aslında kendimize zarar veriyoruz. Bu işte aslında değişimin en önemli faktörlerinden biri oydu. Çünkü ona hiçbir şey olmaz, o devam eder yani. 4,5 milyar yıldır kendisi yaşıyor. Hani 250 milyon yıllık bir insanlık tarihimiz var. Bence kenarından bile geçemeyiz hani. O yüzden hani bir kere saygı duymak lazım. Evet. Bütün canlılarını ve onun yarattığı, çünkü bizle beraber onlar da bu ekosistemde yaşıyor. Birbirimize saygı duymayı da öğrenmemiz lazım. En büyük öğretmenim benim doğa tasarım yaparken. Ben doğaya bakıyorum. O bir şeyi nasıl yapıyor? Ben bunu nasıl taklit edebilirim? İnsan yollarıyla. Hani kendi adıma konuşayım. Mesela bunu basit bir örnek vereyim. Bir böcek geliyor mesela domatesime zarar verebilecek. Böceğin avcısını araştırıyorum. Bu böceği kim yiyor doğada? Kim besleniyor? Ben bunu domates tarlama bu böceği nasıl çekebilirim? Mesela uğur böceği domatese gelen yaprak bitlerini yiyor. Ben nasıl uğur böceği çekebilirim? O yüzden de gibi çiçekler falan ekerek zaten uğur böceğinin doğal bir ortamını yaratabilirim burada ve o problemden kurtulabilirim. Yani çünkü doğadan böyle hayvanı ya da bir canlıyı eksilttiğiniz zaman yani hayvan ya da bitki ya da herhangi bir şey bir dengeyi bozmuş oluyorsunuz. O yüzden siz o dengeyi gene sabit tutabilmek için o eksilttiğiniz şeyin rolünü siz üstleniyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Mesela kurtlar yaşıyormuş, domuzlar da var burada çevrede. Ama kurtları öldürdükleri için yaklaşık 80 sene önce burada hiç kurt kalmadı. O yüzden domuzu da avlayan hiç kimse yok. Köylüler aşırı zarar görüyor ürünleri bazen domuzdan. O yüzden çok zaman harcıyorlar. Çok enerji tüketiyorlar, çok para tüketiyorlar korunabilmek adına. O yüzden mesela kurtların görevini üstlendiler. Domuzları avlıyorlar. Ve bayağı bir iş ama. Korkmuyor musun hayvanlardan, domuzlardan, vahşi hayattan? Yok yani aslında Zeynep insan bilmediğinden korkar. Evet. Yani bunu biliyorsun. Burada da bilgi ve eğitim çok önemli oluyor. Evet, şimdi beni alıp hiç bilmediğim bir coğrafyaya koyarsan çadırımı korkabilirim çünkü neyle karşılaşacağımı da bilmiyorum. O yüzden çok daha tedbirli olmam lazım. Kendimi korumaya hazırlıklı olmam lazım. Ama burada bildiğim bir yerdeyim, öğrendim. Hı hı. Başıma neler gelebilecek. Hani bunu hiçbir zaman %100 yapamazsınız ama en azından size adım attıracak kadar bir cesareti veren şey bilgi. Evet. Aslında başka hiçbir şey değil. Bunu kendi hayatınıza da uygulayabilirsiniz. Korktuğunuz şey varsa onun hakkında daha fazla bilgi edinip onu normalleştirmeyi deneyebilirsiniz. Canavarlıktan çıkarmayı deneyebilirsiniz. Bu sırf ekosistem olarak da gözükmemesi. Aynen, yani kesinlikle. Lazım. Aynen. Her şey, her kavram için aslında geçerli bence. Evet, bu benim için böyleydi. Evet. Siz hayatınızda hangi konuda eksiğini hissediyorsanız bunu uygulayabilirsiniz evet, yani. Bu da aslında bilginin önemi. Çok önemli. Bilgi. Bir de şimdi artık o kadar kolay ki bu çağdaş dünyada internet üzerinden çoğu bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Tabii ki her okuduğunuza da inanmayın. Evet, lütfen. Bunu söyleyeyim. Bloglardan genellikle bilgi edinmiyorum. Hani evet. Bunu söylemek isterim. Yani hele bu kadar teknik ve bilimsel konularda zaten kaynaklarınız belli. Daha ansiklopedi bazlı kaynakları ya da bilimsel yani bazlı kaynakları yaptın, okumalısın. Deprem bölgesindeyiz. Yani blogdan lütfen bir blogdan öğrenme. Lütfen. Çünkü bir yerde aslında bu senin hayatın. Evet, tabii ki yani. İhtiyacın yani düşünsene şimdi bir tane akrep var burada falan.
Hani ikimiz burada herkes zehirli olduğunu soruyor. Bloklardan bilmem ne ama tak diye aslında öğreniyorsun ki hiç zehirli değil. Boşuna korkmuşsun Evet, bunca boşuna zaman. korkmuşsun. Problem yaşamışsın Boş boşuna falan. stres ve anksiyete yaratmışsın kendinde. Burada öğrendiğiniz bilgileri önemli olan gerçekten mantığınıza ve yaşamınıza uygulayabilmeniz hayatınızda. Çünkü bazen insan psikolojik olarak aşamıyor bazı şeyleri. Özellikle daha ileriki yaşlarda benim gözlemlediğim kadarıyla daha zor oluyor bazı döngüleri kırabilmek. Ve bazı bu döngüler sadece fiziksel yaşam döngüleri de değil, düşünce döngüleri, hayata bakış açıları bazen değiştirmek çok zor oluyor. Özellikle daha ileriki yaşlarda ama hani genç yaşta bunu yapmaya başlarsanız gerçekten daha iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü bilgiyi gerçekten hazmedip deneyimlemeniz en iyisi. Yani sadece okumakla kalmayıp onu gerçekten pratiğe dökmeniz, denemeniz, öğrenmenin de en iyi yolu. Benim açımdan Ben de yani. şu anda işte pantolon yağı yapmayı deniyorum. Sen konuşurken hepsini kestim. Aa, ne güzel. Hadi kavanozu koyalım o zaman. Üstüne zeytinyağı. Sen bunu al, götür İstanbul'a. Senin olsun. Öyle. Dedik hani korkuyor musun anlattın bunları falan ama bir de bunun sosyalleşme açısından var. Bizim çoğu izleyeceğimiz bu konuda bizi çok yapıyor. İlişkilerden bahsetmemizi istiyor vesaire. Sen hani burada yalnız mısın? Nasıl hissediyorsun kendini? Biraz paylaşabilir misin bizimle? Valla yalnız değilim. Etrafımda çok hayat var. Özellikle hani farklı canlılarla paylaşıyorum burayı da. Hani çok yönlü bir hayat var aslında. O yüzden yalnız değilim ama tabii ki dönem dönem yalnız hissediyorum yani. New York'ta yaşarken bile yalnız hissettiğim oluyordu arkadaşlarımla kendim. Hani o farklı bir şey. Ama hani sosyal açıdan ihtiyaç duyduğum da oluyor bazen arkadaşımla bazı şeylerimi paylaşmak. Bunun için ne yapıyorum? Çevremde yaşayan arkadaşlarım var, onlarla görüşüyorum. Birkaç tane çiftliği olan arkadaşım var aynı şehirde. İl olarak aynı ile bağlı olduğumuz hem birbirimize evet yarım saat, bir saat mesafelerde olsak da var. Hatta bir tanesi iş ortağım. Onunla iş kurduk. Atık yönetimi işi yapıyoruz. Belediyenin atık çöplerini alıp gübreye dönüştürüyoruz. Annemler çok sık ziyarete geliyor. Misafirler Arkadaşlarım var. geliyor sağ olsunlar. Ya da çok sorun değil atlıyorum arabaya gidiyorum 5 saatte İstanbul'dayım. Ailemi görüyorum, çocukluk arkadaşlarımı görüyorum. Özlem gideriyorum. Yani isterdim burayı yaparken tabii ki birisiyle başlamak. Dünyada çoğu kişi bunu öyle ailesiyle ya da kocası, eşiyle, partneriyle falan yapıyor. Ama ben Türkiye'ye döndüm ve bir hayat kurmak üzereydim ve o sırada hayatımda hiç kimse yoktu. Ve ben bunu yapmak istiyordum o yüzden yaptım kısacası özetle gerekirse. Benim büyük hayalim buydu. Kimse için hayallerini Hayır, aynen bırakmadın. Bu da çok bırakmadım. önemli bence. Bir şeyi yapmak için birisini beklemek ya da bir zamanı beklemek. Yani istiyorsan o an onu Yapmalısın. yapmalısın ve Çünkü hayat gidiyor koparmalısın. gerçekten durmuyor. Pişmanlıklarla da gerçekten yaşamak çok huzursuzca bir şey yani. Hani eğer elindeyse bir şey yapmak ve kendi kendini durdurduysan eğer bence Yapma. çok üzücü. Aynen. Evet. Bir de o keşkeler ve dediğin gibi keşke yapsaydım. Keşke Evet. neden bekledim? Neden başkası için kararlar verdim? Bunlar insanı çok yoran şeyler oluyor ileride. O yüzden çok güzel bir mesaj bence. Evet. Şeyimiz için, Yani kanalımız için. evet tutkuyla yani bir şey yapmak istiyorsanız belki kısaca özetlemek gerekirse hani bunun peşinden gidin. Yok toplumda bu yapılmıyor. Bu norm bu değil. Etraftakiler ne der falan. Gerçekten bir şey seviyorsanız ailenize de çok iyi izah edin. Benim ailem bu yolculukta en büyük destekçimdi. Gerçekten inandılar, güvendiler bana yıllardır. Hani evet annem başta çok üzüldü. Dağa taşınıyorum falan uzaklara gidiyorum deyince bayağı ağladı falan ama şimdi gurur duyuyor mesela benimle hani. Çok güzel. Evet bu güzel bir his. Hani gerçekten hani o süreci de onlarla beraber yaşamak çünkü onlar için de bir öğrenim. Tabii. Kişisel gelişim zamanıydı hani bu. Tabii. Aynen o Yani o yüzden. kadar büyük bir, senin için o kadar farklı bir belki hayalleri vardı ki sonra sen geldin New buraya. York'tan köye taşındık kızım falan. Ya.
ne yapıyor? Demek ki bir bildiğim var anne dedim. Yıllarca oku oku bunu seçtiysen bir bildiğim var ya, güven bana dedim. Evet. Yuvayı da dişi kuş yapar derler. Hiç belli olmaz. Yaptım. Çok teşekkür ederiz. Çok güzel mesajlar verdin izleyicilerimize ve kanalımızdaki insanlara. Geldiğin için tekrar sen geldiğin için ederim. Ben teşekkür ederim. Ben geldim. Her zaman beklerim. O zaman belki Melike ile başka iklimlerde başka şeyler yaparken videolar çekeriz. Yorumlara yazın. Sorularınız olursa direkt Melike'ye de yazabilirsiniz. Bana da yazabilirsiniz. Kadın kanalına. Abone olun. Görüşmek üzere. Teşekkürler tekrar. Ben teşekkür ederim. Bye bye.